10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Antalya Genç İş İnsanları Derneği basın mensuplarıyla buluştu bugün. Toplantıda yazılı ve görsel medyanın karşılaştığı sıkıntılar dile getirildi. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, artan maliyetlerin basının ayakta kalmasını zorlaştırdığını ve yerel televizyon kanallarının döviz kuru üzerinden ödediği uydu bedellerinin düşürülmesi için TürkSat'la görüşme yaptıklarını söyledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Antalya Genç İş İnsanları Derneği basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıya Antkiyat Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Antalya Basın Cemiyeti Genel Sekreteri Ali Cemçon ve basın çalışanları katıldı. Antalya Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, yazılı ve görsel basında çalışan tüm herkesin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Bu davetimizi kırmadınız ve bugün bizlerle birlikte olduğunuz için ben derneğimiz adına, yönetim kurulumuz adına kıymetli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, artan girdi maliyetlerinin görsel ve yazılı basının ayakta kalmasını zorlaştırdığını söyledi. Yerel televizyon kanallarının döviz kuru üzerinden ödediği uydu bedellerinin düşürülmesi için TürkSat'ta görüşme yaptıklarını ifade etti. Ve bugün girdi fiyatları tavan fiyatında biliyorsunuz. Kağıt, matbaa, dergi, neredeyse yazılı basın günü nasıl kurtarırım düşüncesi içerisinde. Mesela bir ulusal televizyonun uydu fiyatları ne kadarsa bir yerel televizyonun uydu fiyatları da aynı şekilde. Yani bugün 10 bin doların üzerinde bir uydu kirası, düşünün yerel bir televizyonun ayakta kalması için ne kadar zor olduğunu sizin takdirinize bırakırım. Geçtiğimiz hafta TürkSat'la görüştük. En azından dedik ki yerel kanalların ayrı bir platformda yayın yapması gerektiğini vurguladık. Uydu fiyatlarının biraz düşmesi noktasında. Bununla ilgili de bize kanal isimlerini getirdiler. Kanal isimlerini de önümüzdeki günlerde sunacağız. Yani nereye baksak basının sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Ama mücadeleyi bırakmayacağız. Antalya Basın Cemiyeti Genel Sekreteri Ali Cemçon, yerel basının ciddi sorunları olmasına rağmen bu sorunları dikkate alacak bir kişiye ulaşamadıklarını söyledi. Yerel televizyonlarla ilgili de sorunlar var, dergilerle ilgili problemler var, maliyetlerle ilgili problemler var. Çok ciddi problemlerimiz var basın olarak. Çözümlerini biliyoruz ama çözüm konusunda tam muhatap bulamıyoruz. Söylediğimiz kişiler çok ciddi almıyor sanıyorum. Basın çalışanlarının karşılaştıkları sorunları dile getirdiği toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.